Bir tarafta Arda Turanlı, Eyüpspor, bir tarafta hocasından yeni ayrılmış Karadeniz fırtınası Trabzonspor karşı karşıya giriyor. Geçtiğimiz hafta Eyüp Bodrum maçına gelmiştik. Bugün de Eyüpspor Trabzonspor maçındayız arkadaşlar. Ve maç yine arkamda göreceğiniz gibi Kasımpaşa Stadyumunda. Bu stadyumda maç izlemek gerçekten çok büyük bir keyif ve biz de Arda Turan'la Eyüpspor'u izlemekten de çok keyif alıyoruz. Bir baktık bugün de Trabzon deplasmana gelmiş. Bu maça neden gelmeyelim dedik. Eyüpspor saflarında olacağız. Arda Hoca geçtiğimiz maçta cezalıydı. Loca tarafındaydı. Bu sefer inşallah sağ kenarında izleyeceğiz. Hocam lütfen cezada alma, seni gerçekten izlemeyi, sağ kenarında takımının yanında görmeyi çok istiyorum. Abdullah Hoca çok istiyor. Arkadaşlar bu tarz videolarımız için de bize lütfen destekte bulunmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hype diye bir özellik gelmiş. Hype basmayı, göndermeyi unutmayın. Bu tarz destekler yaparsanız bizler de yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Şehir şehir dolaşacağız. İstanbul'un içindeki çoğu maça gideceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum bunu yapan herkese. Ben bugün Eyüp'ün 2-1 ya da 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da hocasız bir şekilde bugün bence bir mağlubiyet alır gibi geliyor. Daha fazla uzatmadan stadyuma geçeceğim ama konuğumuz var. Ve yanımızda bugün bir konuğumuz var. Salih Soydaş var. Salih Soydaş bugünkü maç için ne düşünüyor? Evet. Eyüpspor Trabzonspor maçına geldik. Bilal kardeşimize teşekkür ediyorum burada. Bence 1-1 biter. Ve bir sürprizimiz daha var. O da şu anda kameranın arkasında. Hemen buraya alalım onu da. Trabzonsporlu Efe'nin kardeşi. Evet, uzun zaman sonra maça geliyorum. Evet, uzun zaman sonra bir Trabzon maçına geliyorum. Bir de otelere gideceğiz bu sefer. Evet. Şey maçı. Ama normalde deplasmanda olman gerekiyor. Yani fark etmiş. Tabii. Bugün ama iç sahada Eyüpspor taraftarındasın. Bugün ne düşünüyorsun hocam? Ben bugün Trabzonspor'un rahat kazanacağını düşünüyorum. Rahat. Evet. Tek yönlü değişimi her zaman olumlu olarak. Farklı bir kan mı? Olumlu olarak yansır. Peki yeni hoca? Fatih tek geliyor mu? Fatih tek geliyor. Skor ver bir de o zaman farklı diyorsun ama. 2-0 ya da 3-1. 2-0 ya da 3-1 farklı mı? Evet oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi yavaştan taraftarın nabzını almaya başlayalım. Gelin bakalım Eyüplüler maç için ne düşünüyor, Trabzonlular maç için ne düşünüyor ve sonra stadyumun içine girelim, atmosferi yaşamaya başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenmeyenlere iyi seyirler dilemiyorum. Abone olmayanlara da dilemiyorum. Hadi bakalım. Ne diyorsun oğlum? Kayıp mı edeceğiz? Ya bugün kaybedeceğiz diyorsun ama Abdullah Avcı'nın gidişi için ne düşünüyorsun aslında? Çok güzel oldu. Güzel oldu diyorsun. Peki evet. Hoca adayın kim? Şenol Güneş. Şenol Güneş. Abi sen ne düşünüyorsun maç için? Ne olur? Bence yenebiliriz de. Belki bu bir hava olabilir biliyor musun? Abdullah Avcı'nın gidişi bir aşka gelebilir futbolcular. Yeni antrenör için bir gösteriş yapabilirler. Hemen her şey olabilir. Peki bir skor versen ne verirsin? 2-0 diyorum. 2-0 Trabzon. Peki başarılar diliyorum. Hadi görüşürüz. Eyüpspor'la ismin neydi kanka? Furkan. Furkan kardeşim. Senin? Tete. Tete ismini bir anlamadım. Başarılar diliyorum öncelikle. Eyüp lige iyi başladı. Fatih Hoca diyorum hep ya. Arda Hoca ile beraber güzel bir başlangıç yaptı Eyüp. Bugün Trabzon'u konuk ediyor. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Valla güzel bir maç olacak bence. Ama ben 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. 3-1 kazanırız evet. Diyorsun. Trabzon çünkü kötü. Avrupa'da hocasından da. Hoca da yok şu an başlarında bildiğim kadarıyla. Bence kazanacağız. 3-1 diyorsun. Sen ne diyorsun skor olarak? 2-1 alırız. 2-1 Eyüp alır diyor. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Arkadaşlar videoyu kısa bir süre bölüyorum. Çünkü bu videomuzun sponsoru olan Seedpin'den size bahsetmek istiyorum. Seedpin maçlara kolaylıkla bilet bulabileceğiniz bir platformdur. Biliyorsunuz ki maçlara bilet bulmak çok zor bir hal aldı. Ve biz de bilet bulmakta zorlanıyorken Seedpin bize biletlerimizi temin ediyor. Ve ben de sizlere Seedpin'i öneriyorum. Sizler de güvenilir bir şekilde biletlerinizi satın almak istiyorsanız aşağıya da bıraktığım linkten Seedpin.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bize sponsor olduğu için Seedpin'e teşekkür ediyoruz. Ve maçımıza geçiyoruz. Sporcular da burada. Bekliyoruz abi, bekliyoruz. Arda Turan'ı bekliyoruz, Arda Turan'ı. Efendim şu an orada olmak ister miydin? Yani isterim. Ne olur peki sence? Ama buranın da yarısını Trabzonspor'da olmaz. Bakacağız, bence öyle değil. Geçen hafta bas bas bağırdım bu adamı sağ kenarında görmek lazım diye. Bugün Arda Turan daha yeni dönüyor. Çok iyi abi, vallahi bugün bakalım neler gösterecek. Yanına gidiyor.
Samu Sainz'i bugün iyi izleyin abi. Dön gel. Mahvediyam. Daha ilk saniyede. Oğlum Samu Sainz'i iyi izleyin diyorum. Bu adam muazzam ya. Oğlum adam muazzam. Ben sen diyorum ev çok iyi abi. Adam çok iyi gerçekten. Ev gerçekten iyi. Daha Trabzon dakika 4 oldu ama rakip yarı sahaya geçemedi. Taca gitti top. Ahmet vurur oralardan. Sarı kart da çıktı. Ben de dedim abi. Penaltı değil demedim. Ama demek ki o kadar iyi atmış ki biz bile net penaltı dedik buradan. Yani. Nice,
Şu anda iki taraftar arasında fena atışma var. Eyüplüler Osay Samuel diye bağırdı. Trabzonlar da onlara bağırdı. Testten sakatlık yaşıyor, geçmiş olsun diyelim. Bayağı kötü oldu. Yani zaten maç çok keyifsiz geçiyor yani. Birkaç pozisyon haricinde hiçbir şey yok maçta. Gol yok, bir şey yok. O yüzden çok keyifsiz geçiyor. Kendisi umarım çok ciddi bir şey yoktur diyorum. Geçmiş olsun diyorum. Çıkan oyuncu 94 numara forması geldi. Geçmiş olsun Enes. Maç sona eriyor. 0-0 bitiyor maç. Yer yer heyecanlandıran pozisyonlar olsa da yine de maçın genel keyfi çok düşüktü. Ve gol olmayan beraberlik. Yani beraberlik olacaksa bile gollü en azından bir beraberlik olsun. Öyle 0-0 biten maçın hiç keyfi olmuyor. Belki Trabzon ya da Eyüp için bir puan karlı geliyor olabilir ama seyirci olan ben ya da biz için gerçekten keyifsiz bir vakit oldu. Yapacak bir şey yok. Efendim ne düşünüyorsun kısaca? Ya, Trabzon oyunu beğenmedim. Aynı oyun devam ediyor. Teknik olarak değişmesine rağmen aynı oyun. Ama basket yenince değişecektir. Sen ne diyorsun kısaca? 1-1 demiştim ama kısır geçti. Yine berabere bitti. Arkadaşlar inşallah başka stadyumlarda görüşmek üzere diyoruz. 0-0 bitti. Yapacak bir şey yok. Can sağ olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.